Yerleşimin insanlık tarihi kadar eski olduğu bir coğrafyada, Madran Dağı'nın eteklerinde, Akçay'ın bereketli sularıyla canlanan Bozdoğan, verimli toprakları ve yüz ölçümünün neredeyse %60'ını kaplayan bakir ve zengin ormanlarıyla insanı cezbediyor. Akçay ve Büyük Menderes nehirlerinin civardaki topraklara bereketini cömertçe sunması nedeniyle, bölgede yüzyıllardır kurulan medeniyetlerden arda kalan izlerin büyük bir kısmı henüz toprak altında saklansa da, eski zamanların izleri dolaştığınız yerlerde sürekli karşınıza çıkmaktadır. Hiç göç almamış. %100'ü hemen hemen yerli halk. Burada sanayi olmadığı için, belki göçü cezbedecek şeyler olmadığı için göç almamış. Ama dışarıya çok göç vermiş. Okuma yazma oranı çok yüksek. Özellikle üniversite gitme oranlarımız çok yüksek. Eğitimde çok başarılı bir ilçeyiz. Bu nedenle de hem iş imkanının az olması hem eğitim seviyesinin yüksek olması yetişen insanlarımızı daha çok dışarıya, yakın illere göç etmişler veya ekmek paralarını orada kazanmaya başlamışlar. Ama Boğaz'dan bu güzelliğini, işte demografik yapısının bozulmamasını da korumasıyla çok güzel bir ilçe durumunda. Bugün 44 mahallesiyle Aydın'ın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerinden biri olan Bozdoğan, ekonomisi genel olarak tarıma dayalı olup, tarım ve hayvancılığa dayalı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, Akçay ve Büyük Menderes köprülerinin yapımıyla bölgede çoğalmaya başlamış. Bozdoğan Ovası'nda incir, zeytin, kestane, elma, ceviz, şeftali, turunçgiller, ayva ve nar gibi meyveler yetiştirilmekle birlikte, son yıllarda yüksek sistem bağcılık hızla gelişme göstermektedir. Bozdoğan toprakları öyle bir verimli topraklardır ki, çalışmak isteyen herkes yılın 4 mevsiminde işsiz kalmaz. Bozdoğan'ın böyle bir ilginç, olumlu bir özelliği vardır. Buna örneklendirecek olursak, kışın zeytin mahsulümüz vardır bizim. Kış biterken yazın ilkbaharda çeşitli sebzelerin tarımı yapılır, topraklarımız yerleşimdir. Yazın incir diye ki dünyanın belki de en kaliteli incirini yetiştiren bölgesidir Aydın bölgesi. Aydın bölgesinin de Bozdoğan ve yaylaları en kaliteli inciri yetiştiren, kuru inciri yetiştiren ender yerlerden, hatta ender yerlerinin başında geliyor diyebiliriz. İlek yetiştiriciliğinde de Bozdoğan, Aydın'ın hatta bütün Türkiye'nin en kaliteli iyileğini yetiştiren tek yerdir Bozdoğan. Yine Bozdoğan ürünleri içerisinde çam fıstığı, ki küynar dediğimiz bizim, küynar vardır ki besin değeri çok yüksektir. Pastacılıkta vesairede çok değerli bir üründür. Ayrıca mantargillerden kuzu göbeği dediğimiz ürün yetişir. İhraç ürünüdür. Kimya sanayinde, ilaç sanayinde kullanılır. Ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden olan mermer, Bozdoğan ekonomisi içinde lokomotif ürünlerden birisi. Bozdoğan bölgesi mermer ocaklarına yakınlığından dolayı çok önemli bir üretim bölgesi. İçinde bulunduğumuz Ören Taht bölgesi ve Başalan bölgesi 35-40 tane işletmeye ev sahipliği yapmakta ve bu işletmeler bölge insanına istihdam sağlamaktadır. Civardaki mermer ocakları iç ve dış piyasaya ürünler sunmakta ve yöre halkı için ciddi bir istihdam alanı yaratmaktadır. Muğla Beyazı ismi verilen bölgemizde çıkan bu mermerin en büyük kesim ve üretim bölgesi bizim bölgemizdir. %20 ihracat, %80 iç piyasaya ürün vermektedir. Ürün verdiğimiz başlıca iller İstanbul, Antalya, İzmir ve Türkiye'nin birçok iline satış yapmaktayız.
Eski zamanlardan bu yana ağırlıklı olarak yörüklerin kullandığı, kendine özgü bir şekli olan ve keçi kılından dokunmuş yörük çadırlarına tatil yörelerinde rastlamışsınızdır. Bu çadırların hemen hepsi Bozdoğan'da hem geleneksel yöntemlerle hem de modern fabrikalarda üretilmekte ve buradan dünyanın her yerine satılmaktadır. Burası Bozdoğan Dutaçköy Mahallesi. Burada insanlar kılla, kazılla uğraşıyor, iple. Bu kıl keçi kılıdır. Bu kılı biz tabakhanelerden alıyoruz. Tabakhanelerden köyümüze gelir, mahallemize gelir. Mahallemizde makinelerden geçer. Makinelerden geçtikten sonra bayanlarımız iplik yapar. Bayanlarımız iplik yaptıktan sonra bunun dolama işlemleri vardır. Dolama işlemlerinden sonra erkeklerimiz bunu bizim çadır yapar. Suudi Arabistan'a, Arabistan Hatay tarafına gönderiyor, gidiyor ve oralarda satılıyor. Kemer Barajı ve Akçay Nehri'nde kurulan alabalık çiftliklerinde yetiştirilen balıklar, soğutulmuş ya da işlenmiş olarak iç ve dış pazara sunulmaktadır. Bu bölgede 2000'li yıllarda balık yetiştiriliği başlamıştır. Biz de 2005 yılında bu üretim kervanına katıldık. O yıllardan beri de biz de üretim yapmaktayız. Burada üretilen alabalıklar daha lezzetlidir. Neden? Çünkü bu göl etrafında sanayi imalatı ve sanayi atığı olmamaktadır. Göle karışabilecek bir zeytinyağı fabrikası gibi bir olumsuz etki yaratabilecek bir müessese işletme yoktur. Üstelik bu göl elektrik üretiminde kullanılmakta, tarımsal sulamada kullanılmakta. Her sene dolan haznesi yaklaşan yaz aylarıyla beraber Mayıs aylarına itibaren tarımsal sulamaya verildiği için de boşaltılmakta. Ta ki Eylül ayına kadar boşaltma devam etmekte. Eylül-Ekim gibi kışın girmesiyle tekrar yeni gelen yağışlarla tekrar bu havza beslenmekte. Tekrar taze sularla, berrak sularla, soğuk sularla alabalık yavruları burada buluşmakta. Kaliteli iyi yemlerle de, iyi bir yetiştiricilikle de kaliteli ürünler, kaliteli balıklar yetiştirilmekte burada. Geniş yayılıma sahip orman örtüsü içinde orman köylüsü tarafından toplanan odun dışı orman ürünleri köylüye ciddi bir gelir sağlıyor, köylü topladığı ürünleri pazarlarda son kullanıcıya doğrudan sunduğu gibi atadan kalma ve tamamen doğal yöntemlerle işleyerek ekonomiye katıyor. Bu belki 200 senelik var bu. 2 asırlık vardır. Dededen babadan gelmiş buraya kadar. Bunun içini biz kekiği dolduruyorum bana, kekige. O ham madde dediğimiz, dağda bulduğumuz dar kekik. Dolduruyoruz, yani suyu ilave ediyorum. Bu buhardan böyle geçiyor, akıyor buradan. Yaptığım iş bu. En son buradan akanladı, biz de bu sıra şişiliyoruz. Dışarıdan başka su girmez buna. Sırf buradan akan sudur. Hakiki tek su bu işte, başı yok. Türkiye'de başka yok yani. Madran Dağı'nın Bozdoğan'a armağanı olan Madran Suyu, 1973 yılında Bozdoğan Belediyesi tarafından kurulan ve sektördeki yenilikleri sürekli takip ederek, bugün Bozdoğan adını tüm ülkeye duyuran Madran Su, Bozdoğan halkı için ayrı bir önem arz ediyor. Fabrikamız 1973 yılında rahmetli eski belediye başkanımız Özür Ağa'nın katkılarıyla kurulmuş bir fabrikadır. 1973 yılında kurulmasına bağlı olarak da ilk Türkiye'nin şişeleme fabrikası unvanına sahiptir.
19 litrelik polikarbon damacana ünitemiz, 0,5 ve 1,5 litrelik pet şişe ünitemiz, 150 mililitreden 250 mililitreye kadar hacme sahip olan bardak suyu üretim makinemiz ve gazoz üretimimiz vardır. Gazoz üretimimizde 250 cc'lik dönüşüm ve dönüşümsüz şişeler de sağlanmaktadır. Türkiye çapında 75'e yakın ilimizde ana bayimize satış yapmaktayız. Bu ana bayilerimize distribütör bayi olup tali bayiler aracılığıyla da diğer ulaşamadıkları müşterilerine ulaşmayı sağlamaktadırlar. Yumuşak olması en önemli özelliği ve gerçek madran suyu olması. Kaynağımız 9 kilometre uzaklığımızdadır. Türkiye'de madran markasını taşıyarak ama gerçekten Madran Dağı'ndan suyu almayıp dolum yapan birçok firma vardır. Ama biz gerçek madranız. Türkiye'de suyu ilk şişeye sokan firmalardan birisi Boğazan Belediyesi. Ve hala daha bir belediye firması olarak, markası olarak da devam etmekte. 1974-2017 yaklaşık 43 yıldır Boğazan Belediyesi Madran Menba Suları işletmesi devam etmekte. Ve hem istihdam açısından hem belediyemize getirdiği gelir açısından önemli bir kuruluş. Tabii günün şartlarına, günün teknolojisine uygun olarak da her gelen belediye başkanımız üstüne bir şeyler katarak bugüne kadar getirmiş. Biz de son zamanda yeni yatırımlarla, bardak üretimiyle, pet üretimiyle, yeni ürün yelpazesiyle, gazozun geri dönüşümsüzlüğüyle yeni ürünler katarak da bugüne getirdik. Madran suyundan sonra Bozdoğan deyince akla ilk gelenlerin başında pide yer alır. 1978'den beri aralıksız 40 yılda devam ediyor. Bozdoğan pidesi öyle meşhur olmuştur ki burada yapılan pide televizyon programlarına konu olmuş, insanlar civar illerden özellikle manda kaymağıyla servis edilen tahinli pideyi tatmak için tur otobüsleriyle ilçeye gelir olmuşlar. Ayda birkaç kere, bir iki kere otobüslerle İzmir'den, Aydın'dan, Denizli'den, Bodrum'dan bile pide yemeye gelen turlarımız var yani. Bozdoğan'da tahinli ve peynirli pideyi kaymaksız yemezler. Eskiden beri böyle bu. Geleneksel bu doğuştan yetenek sanki Bozdoğan'da bizim inoyamız ve bizim inoyamız başka bir yöresinkine benzemiyor. Biz hamim pek kullanıyoruz. Yani bizim iğnemiz bir farklı, daha ince, daha düzgün, daha güzel. Bunu Bozdoğan'da 5 yaşındaki çocuk da yapıyor. Dünyada Türk danteli olarak bilinen saf ipekten ipliklerle milyonlarca ilmekten oluşan iğne oyası Bozdoğan'da kadınlar tarafından üretilen en önemli el sanatlarından biriyken modern zamanların hızına yetişemeyip önemini yitirmeye başlamış. Günümüzde yerel yönetiminde desteğiyle açılan kurslarda bu el sanatına ilginin yeniden canlanması, iğne oyası ürünlerinin modern hayata adapte edilmesi ve yöre halkı için düzenli bir gelir kapısı olması hedeflenmektedir. 6 yıldır devam eden bir kursumuz var. El sanatlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Bayanlarımız geliyor. Her işimizi yaparak, vakit geçirerek değerlendiriyoruz. Biki dikimleri ve eskiyi değerlendiriyoruz. Eski kanevçileri, şu anki gündemimizi değerlendiriyoruz, iş yapıyoruz ona göre. El sanatlarımızı çalıştırıyoruz. Kurdele nakışı, tel kırmalarımız var. İğne oyası, makine sarması, bütün şeylerle uğraşıyoruz. Kızanlar, bu dağların sahibi kim? Derimiz. Yiğidi kim? Efemiz. Susuz derelerde kavak biter mi? Bitmez. Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi? Tütmez. İnsan Ege'de olur da Efeleri görmezden gelebilir mi?
ilk defa 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda otorite boşluğundan kaynaklanan Celali ayaklanmaları sırasında görülen zeybekler, sonraları yerel baskılar ve haksızlıklara karşı ayaklanarak dağa çıkmışlardır. Efelerin kendine özgü giysileri ve geleneksel yapıları bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Efe, zulme, işkenceye, haksızlığa baş kaldıran ve silahlanıp dağa çıkan, kızanlarıyla birlikte fakir fukarayı koruyup gözeten, zalimleri tepeleyen, ulusal çıkarları düşünerek gerektiğinde yurt savunmasına koşan yiğittir. İlk yerleşimlerin tarihi net olarak bilinmese de antik dönemlere ait yerleşimler olduğu belirlenmiştir. Bozdoğan konum olarak Aydın'ın en eski ilçelerinden birisi. Üç tarafı dağla çevrili Akçay Havzası'nda yer alan bir ilçe. Bozdoğan ilçesinin bulunduğu alan ilk önce tarihte Hitit egemenliğinde yaşamıştır. Daha sonra İyonya, Karya, Lidya, daha sonra Yunan egemenliğine, Makedon, Büyük İskender'in egemenliğine gelmiş. Büyük Roma İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra da Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu egemenliğine girmiş bir ilçemizdir. Karyalıların kurduğu kentlerden Piginda, Bargasa, Siyatis ve Neopolis, Bozdoğan ilçesi sınırlarında yer almakta olup, bu kentlerde henüz sistematik kazılar yapılmadığından detaylı bilgiye henüz sahip değiliz. Çamlıdere mahallesinin yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde yer alan Piginda, Bizantiyonlu Stefanos'un bildirdiğine göre Karya'da yer alan küçük bir yerleşmedir. Üç akropolden oluşan kent üzerinde Helenistik döneme ait surlar bugün rahatlıkla görülebilmektedir. Ege bölgesinin her tarafı eski İyon uygarlığının, Helenistik çağın yaşadığı yerler. Onun için birçok eski kaltım yerleri mevcut. Gün yüzüne çıkarılan veya çıkarılamayan belki %1'i belki gün yüzünde, bunun %99'u yer altındadır tahminlerimize göre. İşte Piginda gibi, Körtege gibi bugüne ulaşan bizim bildiğimiz çeşitli geçmişten bize gelen tarihi yerlerimiz mevcut. Farklı çağlarda kullanıldığı düşünülen bölgede Kayalık Tepe üzerinde akropol yer almaktadır. Yazıkent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Neopolis Antik Kenti, günümüzde mezarlık alanı altında kaldığı için kapsamlı bir araştırma yapılamamıştır. Yazıkent içerisinde yapılan inşaat ve benzeri kazılarda sıklıkla ele geçen mimari parçalar ve yazıtlar, yerleşimin antik dönemde önemli bir merkez olduğunu kanıtlar niteliktedir. Mutlu, huzurlu, çalışkan, dürüst insanların ve uzun yaşayan insanların şehri. Bozdoğan'da her şeyi bulabilirsiniz. Yani turizmi bulabilirsiniz. İşte organik gıdayı bulabilirsiniz. Doğayı bulabilirsiniz. Dağı bulabilirsiniz. Ovayı bulabilirsiniz. Akarsuyu bulabilirsiniz. Dediğim hayatta, yaşamda mutlu olabileceğiniz her şeyi yaşayabildiğiniz bir coğrafyadayız. Binlerce yıllık tarih boyunca üst üste kurulmuş medeniyetlerin bıraktığı mirasın üzerinde muhteşem doğasıyla sizi kucaklayan Bozdoğan, hayattan biraz zaman çalmak için sizi bekliyor.